I will strike down with the vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the law, and I lay my vengeance upon you. Sevgili sinema günlükleri takipçileri, artık otör yönetmenlere gireceğiz demiştik. Girdik. Quentin Tarantino'nun Pulp Fiction'ını konuşacağız. Efendim nedir Pulp? Bildiğiniz gibi önce işte bu portakal suyunun, milkshake'in, sütün falan üzerinde oluşan o köpüksü tabakaya deniyor. Aynı zamanda böyle ucuz, manasız, çok yere gitmeyen, işte böyle sıradan öykülere Pulp Fiction deniyor diye başında Tarantino'nun açıklamasıyla biz de başlıyoruz. İlk sorumu hemen soruyorum. İlk sorum klasik. Siz abiler ne zaman izlemiştiniz bu 94 yapım filmi? Ben küçükken izlemiştim. İlk çok bir şey anlamamıştım küçükken izlediğimde. Sonra büyünce izledim. Biraz daha çok anladım. Ben üniversitede DVD'den izlemiştim. Evde var DVD'si. Üniversite yıllarımdı diye yanlış hatırlamıyorsam. Ya lisenin sonudur ya üniversitenin başıdır. Çok beğenmiştir. O gün bugündür bir sürü kez izledim. Peki yani sen belli ki ilk izlediğinde Tarantino izliyorum ben diye izlemedin de ikinci izlediğinde sen de birinci izlediğinde Tarantino'nun varlığıyla işte abi böyle bir yönetmen varmış enteresan gibi mi izlediniz yoksa izleyip öyle mi keşfettiniz? Yok ben böyle bir yönetmen varmış enteresan diye yani biliyordum Tarantino'nun varlığını. Daha önce Rezervuar Köpeklerini izlemiştim küçükken. Ha izlemiştin. Evet. Sen de mi? Küçükken izlemiştim. Ben tam tersi. Ben izledikten sonra böyle bir yönetmen varmış falan şeklinde ders çıkarmıştım. Ben Kill Bill'lerden sonra izledim Pulp Fiction'ı ya hatta. Ne Rezervuar Köpekleri yani. Kill Bill'ler çıktı ciddi ondan misin? Sonra Pulp Fiction'ı izlemiştim. Şey. Ben Ömercan'da İzmir'de izlemiştim ilk. O zaman onlarda da Sine 5 vardı. Sine 5'in de izlediğimi hatırlıyorum ama belli bir yerinde bizi naşlaştırmışlardı galiba yaşımız küçük diye. Öyle hatırlıyorum ben veya yanlış hatırlıyorum veya belki ben gözlerimi kapadım. O da olabilir. Yıllar önce Tarantino ile ilgili şöyle bir şey okumuştum arkadaşlar. Bu arada ben Tarantino'yu ezeldir çok severim. İşte bütün filmlerini takip ederim. Son filmlerinde biraz bozduğunu söyleyebileceğim yerler var ama konumuz dışı. Tarantino izleyin. Filmi şey yapmadan önce, bir filme başlamadan önce kafasında ilk yaptığı şeyin bir müzik koymak olduğunu söylermiş. Söylüyordu röportajında. Yani önce diyor ben filmimin çizgisini ve modunu belirlemek üzere işte kendi setime bir müzik koyarım. Ve o müzikten yola çıkarak filmi tasarlamaya başlarım yazıyordu. Çok aklımda kalan bir şey çünkü hoş bir anekdot benim gibi bir müziksever için. O yüzden ben önce müzikleriyle başlamak istiyorum filmin. Bu sefer ters gitmek istiyorum. Tarantino'ya da yakışır bir biçimde. Tabii ki oraya da geleceğiz. Abi müzikler nedir öyle ya? Yani ben açıkçası filmin Tarantino'nun genel olarak zaten müzikle ilgili bir işte şeyi var, derdi var. Filmlerinde, başka filmlerinde de bunu görüyoruz. Bunda da bayağı var işte yani film bayağı ara verip müzik klibine dönüştüğü anlar oluyor. Bunu bilerek yaptığı ortada filmine böyle müzikal bir hava katmaktan keyif alan bir yönetmen olduğu kesin. Ama bence evet filmle çok uygun film zaten yani Pulp Fiction'ın her açıdan 4-4 bir film olduğunu düşünürüm yani böyle sağa sola kıçı başı oynamayan düzgün bir film. O yüzden hani müzikleri de uyuyor ama bence bütünün kendisini değerlendirdiğin zaman müzikler filmin geri kalan öğelerinden ayrıca sıyrılan bir kuvvete de sahip değil. Filmin geri kalan bütünüyle bir kuvvete sahipse sahip bence. Kesinlikle. Çok bütünlüyor. Bir tek bu filmde ben bir şarkıyı bunun dışında tutarım. O da Misery diye adlandırdığımız Mısırlı adlı aslında orijinali şarkı. Hangisi yani? Evet, hurafeler başlığı altında değerlendirecektim ama madem girdin o baya Zeki Müren'e atfedilen abi Zeki Müren'den çalmışlar falan diye bir ara şeyi meşgul eden. Zaten Mısırlı demek.
Okay, Mısır'dan ama... aslında o şarkıda aynen, bildiğim çok kadarıyla. Aynen, çok eski. Doğru. Melodi herhalde. Evet, o melodi. Hı. Onu almış, hatta buraya da not ettim. Ben de Pulp Fiction'dan önce bilmezdim tabii ki. Dick Dale and the Deltones diye bir grup. Bizim de duyduğumuz kısmıyla işte zaten o hale getirmiş. Zeki Müren'in de bir hale getirdiği hali var. Onun üzerine sözler, vokaller söylemiş. Bu biraz Zeki Müren'in galiba yanlış anlamadıysam daha eski olduğu için denmiş ki Zeki Müren'den çalmışlar. Bak Zeki Müren'in daha eski. Halbuki kimse kimseden çalmamış. Zeki Müren de zaten çok eski bir Doğu ezgisinden almış bunu. Böyle anonim bir şey aslında. Ama o ilk çıktığı dönem ben filmin sadece afişlerine ve kendisinin varlığından haberdardım. Bir de bu müzik bangır bangır her yerde çalıyordu o ara. Doğru. Özellikle yani sıyrılan bazı müzikler var. Bir tanesi elbette swing yaparken işte ikonik bir sahne haline gelmiştir ya, birçok şakalı filmlerinde konusu haline gelen o dans sahnesi. Artı bir de eve geldikten sonra kızın Girl You'll Be a Woman son şarkısı film içerisinde, eğer bir de güzel bir sistemde izliyorsanız, dinliyorsanız, kadın da güzel bir sistemde açıyor zaten evinde, hani onu çok şey net bir şekilde ön plana çıkarmış. Ama Ömercan'ın dediği şunu demek istiyorsan kuzen, hani sözleriyle falan böyle bir müzikal tadına varmamış demek istiyorsan, hani atıyorum Son of a Preacher Man çalıyor mesela bir yerde, çok güzel. O sırada şarkının anlattıklarıyla filmde izlediklerimiz bağdaşıyor mu? Tarantino bunu özellikle mi seçmiş diye soruyorsan, sanırım o biraz bizim zorlamamız olur. Yok, öyle bir şey sormuyorum. Sadece yani bir sinema filmi olarak çıktığım zaman aklımda kalan şey, o müziklerin ne güzeldi gibi bir yorum olmuyor. Yani filmden o kadar keyif alarak izliyorsun ki, hani o da eşit bir parçası gibi hatırlıyorum demek istedim. Katılıyorum. Tarantino'nun bütün genel olarak filmlerine baktığınızda hakikaten çok böyle esaslı soundtrackleri olan filmler yaptığını görürsünüz zaten. Efendim, müzik hakkında söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey yoksa... Yok. Geliyorum kurgu konusuna. Yani kurgu aslında şu işin alameti farikası. Ne demek istiyorum abi? Ben genelde konuklarıma sorarak yola çıkıyorum. Senden başlayalım abi. Sonra Ömercan'a geçeyim. Yani bence bu filmin kurgusu muhteşem. Hilal'le de arkada konuşuyorduk. Böyle şey, kolaj bir hali olması filmin çok güzel. Yani başı sonu kıçı sonradan kafanda toparlıyorsun. Timeline farklı falan. Yani özellikle 94'te çok da alışık olduğumuz bir kafa değil. Ama onun dışında işte müzikler, müziğin entegre edilmesi, normal o sekanslar içerisindeki kendi kurgusu da çok başarılı. Ve hani senle de konuşuyorduk, bu film B-movie gibi gözükmesine rağmen aslında çok iyi gözüküyor bu yandan da. Evet ya, kesinlikle öyle. Bununla ilgili yorum yapmadan önce senin kurguyla ilgili söyleyeceklerin vardır diye düşünüyorum. Quentin'in diğer başka Quentin'in filmlerinde böyle bir kurgu oyunu var mı? Zaman lineer mi, öykü lineer mi anlatılıyor falan diye düşündüm. Kill Bill'de vardı aslında böyle bir şey. Diğer filmlerinde çok hatırlamıyorum. Genelde düzlü anlatılıyor sanki. Düz anlatılıyor da Kill Bill'dekinden farklı ama buradaki yani. Farkı da, temel farkı şu. Kill Bill'de böyle parça parça periyotları anlatırken evet, burada bir iç içe geçmiş bir kurgu. Fakat biraz herhalde da güya farklı öyküler. Evet. Yani tamam, birbiriyle bağlantılı, sin sisteminde de olduğu gibi böyle aynı dünyada geçiyor. Biri aynı olayın akşamı gündüzü gibi şeyler var ama birbirini birebir etkileyemeyen öyküler olması gibi bir fark var. Yani şöyle, bu film mesela atıyorum Memento'yu hatırladığın zaman o filmde kurgu şekli filmin öyküsüyle çok bağdaşık, çok alakası olan bir şey var. Yani. Bu filmde spesifik olarak öyle bir şey yok. Fakat adamın genel olarak anlatmayı seçtiği öykü, işte zaten ucuz roman falan diye çevirip, yani böyle dandik roman, böyle işte John Travolta'nın tuvalette okuduğu roman mesela, belli ki bir Pulp Fiction, yani işte fotoğrafı kendi anlaşılıyor. Ha, böyle kolay tüketilen, hızlı tüketilen bir şey adını vermiş öyküsüne, ki ironik bir isim koyduğunu düşünüyorum. Onu yaparken bize işte böyle küçük küçük öykücükler sunması o ucuz romancılık geleneğinin bir parçası gibi gözüküyor. Hı. Ama bence bir yandan da filmin zaten diğer bütün kısımlarında da gördüğümüz bir metalaşma, işte şimdi denilen bizim tiyatrodan epikleşme dediğimiz, seyirciye aslında bir film izlediğini, bir öykü dinlediğini hatırlatan öğelerin bir parçası gibi geliyor bana kurgunun bozuk bozuk olması. Yani lineer olmayışı falan.
Yani biz işte atıyorum... Ya işte tuvalette bir şey okursun, her zaman orada bir karikatür kitabı olur ve alır açarsın, her seferinde başka bir yerine bakarsın ya, bunda da bir hikayeye başlıyorsun, sonra bir daha girdiğinde tuvalete başka bir yerinden başlıyorsun, o oraya bağlanıyor falan filan, birazcık yani aslında o deneyimi de yaşatmış olabilir, olabilir diye yine kakaya bağladım Allah kahretmesin ama yok yani şöyle, hani ama... öyle bir onu göstermiş bir ama tuvalet filmden geliyor, biz bağlamadık. Evet. Şöyle bir şey, yani şunu diyecektim aslında. O kurgu meselesi, atıyorum sen mesela John Travolta'yı işte öldürüyor ya şey, Bruce Willis, Butch. Sonradan filmin şeyi sen istiyorsun işte Samuel Jackson. Belki de bu işleri bıraktı, belki de o yüzden ertesi gün John Travolta'nın evet. yanında değil falan. Şimdi bunun farkına varmak filmle ilgili inanılmaz mesaj gibi bir şey açığa çıkarmıyor. Daha çok bence seyircinin o bağlantıyı kurmasından bir keyif alacağını düşünmüş yönetmen diye düşünüyorum ben. O keyfi sunmak için böyle bölük pörçük işte lineer olmayan bir kurgu var. En üzüldüğüm birinci sahnede o. Tabii canım. En çok üzülüyoruz. Sevdiğimiz bir karakter ölmüş oluyor yani. Trajediye dönüşüyor bir anda film. O da meşhur meme'i değil mi? Evet. John Travolta'nın süper oyunculuğu dediğimiz. Oyunculara ayrı bir başlık açacağım, o yüzden tahmin ediyorsunuzdur. Kurgu konusunda ben de şeye hepinize katılıyorum tabii doğal olarak. Ve Pulp'ın da farklı, yani şimdi bu filmin üçüncü başlığı, yine diğer başlıklara dönebiliriz elbette kurgu ve müziği, ama üçüncü başlığı da arkadaşlar benim için hurafeleri. Şimdi bu filmin hurafeleri var bir de. Hurafe diyorum çünkü bunu ne kadar inanıp inanmadığınız sizin elinizde bir şey. Mesela birinci hurafeyi söylüyorum. Hepiniz de biliyorsunuzdur. Aslında o çocukların çaldıkları Marcellus Wallace'ın çantanın içindeki ruhuymuş. Sarı parlıyor. Ruhu nereden çıkmış? Marcellus Wallace'ın ensesinden çıkmış. Nereden anlıyoruz? Bir yerde arka planda çekim var. Ensede o bant çekimde var. De ensede bant var. Çünkü ruh enseden çıkar. Nasıl? Hurafe. Yani sen kendin karar ver. Sence ne bu? Nerede açıklanıyor bu? Bu fan teori canım yani. Anladım. Hurafeleri böyle yıllardır süre gelen bir şey, abi, açıklanan şey ya, bir bu şey. Yani her kült olan filmin böyle fan teorilerinin ayyuka çıktığı örnekler var. Mesela bu çok spesifik bir şey. Bununla ilgili Quentin Tarantino'yu da soruyorlar. Yani o çantada ne var? İşte bu ruh şeye konusu ediyorsunuz, şeyi bant söylüyorlar filan. Adam o gün tıraş olurken kesmiş burasını, o yüzden bant yapıştırmış. Ve de Quentin Tarantino da filmi yaparken çekerken oraya işte elmas koymayı, para koymayı falan filan düşünmüşler. Fakat sonradan göstermeyelim demişler. İşte herkes oraya, her seyirci oraya ne olması gerektiğini düşünse onu koysun kendi kafasına gibi bir Hitchcock vari şey var. Pardon, sizin kendine Wells, Orson Welles vari bir şey yapmışlar. Yani şaka yapmışlar aslında yani. Hani orada filmin anlamını mesela orada aramaya çalışmak biraz aslında bir şey. O da filmin ayrı bir dalga geçti. Saçmalık biraz yani. Biraz en son Matrix'te konuştuğumuz işte abi falan. Bir de Square kısmı var hatırlarsanız. Ha, bu film tarzı olarak en yaşlanmış kısmı herhalde. Ben hiç beğenmiyorum onu. Bir tarzı var. Filmin genelinde de yok. Niye öyle hiç bir şey? Bir tek orada var. Ben de bunu bir kere Tarantino, daha şey yaptım. Tarantino'nun hemen hemen her filmde bir karakter Square yapar bu arada. Ben bunu beğenmiyordum. Kesinlikle öyle. Tarantino'nun böyle şeyleri, hurafeler dışında bir de böyle fetişleri vardır. Mesela bir tanesi bu. Bir tanesi de tabii ki Uma Thurman veya herhangi bir kadının ayakları. Her filmde olan. Evet. Bazen adam ayağı da oluyor bu filmlerde. Genel olarak bu ayak. Bu ayak mevzusu. Boku çıkıyor başında ayak masajı mevzuatından başlayarak. Evet, ben bu az önce bahsettiğim hurafeler için yanılmıyorsam Ekşi Sözlük'te yıllar önce bir şey okumuştum. Şey diyor yani, bence diyor bu zaten Tarantino'nun yaptığı hikayenin biraz hani palplığından gelen bir şey. Evet, evet. Yani bunda bir şey arama yani, çok hani böyle Pulp da şeydir ya neticede, köpük ama hani köpük, bir tadı yok, tuzu yoktur yani. Böyle balon gibi şişirilmiş, altında çok fazla işte mana arayabileceğini, halbuki gerçekten seyir zevkini arttırmak için yapılan şeyler demişti. Bence birebir örtüşüyor. Çok da başarılı bir çıkarım bu. Katılıyorum kendisine. Ben de katılıyorum. Okey. Böyle tanıdığım ve sevdiğim insanlarla sadece uygunsuz sessizlikler olmasını kaldırabiliyorsun ya. Çok güzel bağladım. Ya. İşte bu bir de Tarantino'nun yaptığı şöyle bir şey var abi.
Tarantino'nun evreni var. Çok enteresan bir evreni var kendi filmlerinde. Hemen buraya gelelim. Hatta geçen sene böyle bir laf çıktı. Biraz o da destekledi bu lafı internette dolaşırken. Yani bütün filmler aynı evrende geçiyor. İşte hakikaten yok ama küçük ipuçları var aslında filan. Ama bunu biraz... Yani baştan böyle bir şey hesaplanıp yapılmadığını düşünüyorum ben. Yani bence de baştan hesaplanıp yapılmamıştır. Ancak Tarantino'nun takıntıları diye başlık açtığım bir şey bu. Mesela Mia Wallace'ın anlattığı aslında işte pilot bölümü olarak çektiği hikaye Kill Bill neredeyse. Evet, biraz şey. Daha hani yoğursan adam oradan Kill Bill'i çıkarmış. Evet, doğru. Gibi böyle çok enstantane böyle filmlerine koyduğu takıntıları vardır. Bir tanesi de bu. Şey de var mesela bu tabii Kill Bill olan şey bir şey. Yani adam onu orada uydurmuş sonradan böyle bir film yapması biraz kaderin oyunu falan ama. Mesela Reservoir Köpeklerindeki Michael Madsen'ın karakteri yanlış bilmiyorsam buradaki John Travolta'nın karakterinin kardeşi diye yedirebilirsin istesen. Hatta adam bir noktada bir böyle Amsterdam muhabbetinden evet, bir plan yapmış. Soyadları falan da galiba aynı yanlış hatırlamıyorsam. İyi zaten şöyle Michael Madsen oyuncusu soyadı istiyormuş şeyi. Orada Mr. Brown gibi. Blunt. Bilsin peki. Ya ondan emin değilim. Soyadı belki de filmde geçmiyordu da bir film tasarlamış hatta Quentin Tarantino. John Travolta ile Michael Madsen'ın kardeş olduğu ve bu iki olayın da geçmişini anlatan falan. Sonra yapılmamış da hatta bunda John Travolta yerine Michael Madsen oynasın istiyormuş. Kesin oynasın istiyormuş. Olmamış işte zamanlama bilmem ne yüzünden. Sonradan hani kardeş olsunlar bari falan filan diye evrilip çevirmiş kafasında. Yani ortak evren geyiği var. Ama bizim bugün böyle MCU'da falan gördüğümüz gibi öykünün içine taşınmış bir halde yok. Sadece bir şaka bir şey olarak var. Bir de oyuncuların küçük cameo rolleri gibi. Tabii. Roller. Bence var. Zaten gerek de yok bu arada aynı evrende geçmesine falan. Tabii onu bize şaka olarak kalması çok evet, güzel. Kanıtlaması yani. Şey yapmasına gerek yok. Öyle derdi olan bir sinema değil. Aslında değil. Kesinlikle değil. Zaten yani derdi öyle olmamasını isteyen bir film. Evet dertlerin ekstra çoğuyla dalga geçen bir havası var aslında. Şimdi karakterleri geçmeden önce şeyi de söylemem gerekiyor. Aslında biraz değindiniz ama gerçekten Tarantino'nun bir de şöyle bir takıntısı var. Eski filmler. Evet doğru. Kendinden önceki ama bayağı böyle sinemada önemli bir işte janrada olan. Bazıları janra değişimize kızıyor. Ama yani okey. Okey değişimize kızıyor. Ama yani adam. Fuck you. Fuck you değişimize kızıyor. Ama böyle gider bu. Neyse. Burada da mesela B-side movie'lere takmış kafayı ki bu kafaya takıştığını aslında hiç bırakmayacak ama çeşitli böyle işte Kill Bill dahi bu B-side'lere ondan giriyor. Sonra da yok da ondan Bilmiyorum sonra bence işte. Daha boku çıkıyor. Bu film en hafif olanlardan bence B-side'ler. Evet. Yani. Bir tane şey var zaten. Neydi o? Death Proof falan var. Ama direkt B-movie yani. Tabii tabii. Ya şeyle zaten çok sevdiği kankisi neydi bunun adı? Kankisi. Robert Rodriguez. Robert Rodriguez de yaptı. Bu dediniz ya bu film için. Onun üzerine de söylüyorum bunu. Hani hem böyle B-movie gibi ama çok da güzel. Ya şimdi tabii ben izlediğimde video kasetten izledim. Teknoloji değişti. Siz de eminim en son HD görüntülü izlemişsinizdir yıllar sonra falan. Böyle her şey net dört dörtlük. Ya o kadar hoşuma gidiyor ki eski filmleri HD izlemek. Çünkü bazısı böyle ay o kadar da iyi değilmiş dedirtiyor ama bazısı da mesela Pulp Fiction kamera hareketlerinin smoothluğu, renklerin güzel kullanımı, işte o renk paletinin çok uyumlu oluşu, çekimlerin mesela çok fazla böyle kesilerek harcanmayışı, oyuncuya çok iş bırakılarak yapılışı. Çünkü birçok sahne mesela 2 veya 3 açıdan oluşarak bitiyor. Öyle kesik kesik değil. Bu şu demek. Belli ki tiyatro gibi çekmiştir orayı. Ve kameraların kalkıp işte takipleri vesaire sahneyi takip etmiş falan o kadar güzel ki. Ama bir yandan da bir ucuzluk var. Ucuzluk konuğu da kalmış aslında biraz. Çekimlerde mesela nerede var? Bir ışığın kötü olduğu birkaç yer konuşurken sizden duydum. Nereye demiştiniz orayı? Anlat. Şimdi şöyle bir kere film zaten biliyoruz ki çok bütçeli bir film değil. Evet. İşte internetten gene okuduğum kadarıyla $8 milyon gibi bir şeye çekilmiş. Bir Hollywood için çok küçük bir bütçe. Ki içinde Bruce Willis, John Travolta gibi zaten yıldız olmuş oyuncular da var. Yani hani bunlar o zamanı keşfedilmemiş oyuncular değil. Biri Grease'den, birisi Die Hard'dan sonra film yani ikisi de. İki filmden de sonra bu. Ve $5 milyon ödemişler toplam oyunculara da. Yani bütün prodüksiyon $3 milyon hallolmuş filan. Zaten düşünecek olursan o araba temalı, Elvis Presley temalı restoran haricinde de uçuk kaçık bir set, bir sahne yok. Yok. Eşin dostun evinde çekebilirsin. Bir iki pahalı zengin evde falan halledebileceğin
görüntülerden genelde oluşuyor. Yani prodüksiyon olarak aslında ucuz ama film hiç ucuz durmuyor gerçekten. Onu konuşuyorduk az önce. Senin kulak misafir olduğuna oldu. Yani Quentin Tarantino artık ya iyi bir sinematografyada doğru insanlarla çalışmış. Hani hiç böyle abi kenardaki ucuda çekivermişler demiyorsun. Hakikaten yönetmenin o mizansene ihtiyacı varmış. O evi kullanmış falan gibi gözüküyor. Ama şu B-Movie'yi çok iyi biliyor. Evet gibi yani. B-Movie keteliğini de bazı yerlerde iyi kullanmış işte. Yani böyle o kötüyü de estetik olarak vermiş. Mesela ben size söyleyeyim. Bak dikkatinizden kaçtım bilmiyorum. Mesela Bruce Willis taksiye bindiği zaman o taksinin arka planı şey. Bütün arabalar set. Öyle. Set. Evet, bütün arabalar. Çünkü umurda şey, değil yani. Öyle. Hatta orada biraz göstermiş gibi geldi bana. Biraz da HD izliyoruz diye aslında olur, kendini zaman veriyor galiba. Olur. O kadar da fark etmemiştim ben diye hatırlıyorum. Ki bunu şununla bağdaştırmak çok önemli. Şimdi bütün bu filmin alameti farikası birazcık işte bu ucuz roman diye adını koymuş olması da Quentin Tarantino'nun herhalde biraz büyürken, yetişirken, kendi çocukken izlediği, gördüğü şeylerden etkilenip o estetik anlayışını taşıyor evet ama bunu yapmaktaki tek derdinin işte o estetik anlayışına böyle görsel bir aşktan öte biraz da adam o klişe Hollywood işte şeylerini, klasik klişelerini filan challenge eden, onları zorlayan, onları sorgulayan, onların içinin boşluğunu veya aslında kadar aptalca olduğunu filan anlatan bir öykü, bir son, bir eser daha doğrusu ortaya koymaya çalışmış gibi geliyor bana. Yani atıyorum işte iki tane kiralık katil, gangster bilmem ne adam var. Onlar normalde nasıl olur? Efendim çekerler silah, kameraya tutarlar, artist laf ederler, sıkarlar. Bu filmde de o var. Artist lafların bini bir para yani böyle o ezeyikliler. Sen de o kadar gaza gelmişsin ki başta tutamadın kendini. Kendini Samuel Jackson zaten başladın. Ama Manet Samuel Jackson. Ama ona girmeden önce, tam o kapıdan girmeden let's get in the character diyorlar. Evet. Öyle giriyorlar. Ya aynen. Bu çok önemli. Ben yani o oraya dikkat etmemişim bugüne kadar. O cümle çok güzel açıklıyor. Ondan önce bütün olan o muhabbetleri ve o karakterleri. Kesinlikle abi. Yani şey falan da bak. Bu senin söylediğin buna bir örnek. İşte atıyorum böyle konuşuyorlar, atıyorlar. Kazara silahın patlayıp da herifin ölmesi bir örnek yani. Böyle atıyorum seni öldürürüm motherfucker falan diye de şey olmuyor da. Kazara herifin beyni dağılıyor ve sonra yok efendim tek tek beyni temizlemekle uğraşıyorlar. Üstlerine gidikleri yani. Oradaki o komikliği ve absürtlüğü anlıyorsun. O komiklik ve absürtlük Hollywood klişelerin üzerine kurulmasından geliyor ama işte. Kesinlikle. Ve işte yine... Aynen yani. Ya bu nasıl temizleniyor ki? Yani. Çok iyi anlatıyor film. Evet yani normalde nedir? Normalde o sahneleri görmezsin. Normalde kahramanın tuvalete girdiğini görmezsin. İşte normalde ne bileyim ben abuk subuk kızla muhteşem bir gece geçiyordur. Tamamen gerizekalılık yüzünden kız hani o değil falan olmaz. Çünkü ben mesela bunu da ilk izlediğimde anlamamışım. Hani herhalde orada kokain yerine eroin diye burnuna çekiyor diye öyle oluyor değil mi? Herhalde tabii. Bilmiyorum. Tabii bir de kız... 2 saatte bir çektiği için bir de o diye oluyor galiba. İşte ne bileyim eroin öyle alınmıyor ya normalde. Bilmiyorum bu işlerin hiçbir fikrim yok. Ama yani şimdi tekrar izlerken onu düşünüyorum ama... Ben anlatırım sana. Salak bir kaza yani. Düşsene sen ona gidip de mafya babası patronunu anlatsan. Ya yani senin hanım benim yanımdayken öldü. Niye? Çünkü işte benim cebimdeki eroin yanlışlıkla almış falan. Senin cebin mi? Patronun üstünde ne işi vardı? İşte, hayır yani işte böyle o çok öyküsel Hollywood klişesi zımbırtıyı... İnsanların gerçekten başta böyle şeyler geldiğini nasıl yaşanıyor'yu vermeye. Fakat bunu yaparken de böyle çok doğal, çok dramatik, çok bilmem ne falan değil. Gene işte bu B-Movie dediğiniz Hollywood klişelerini kullana kullana çekiyor olması bu işin dehasıyla alakalı ki. Şunu da şimdi Cevdet'in şu ilk dediğine de bağlayalım, o da çok doğru. Evet B-Movie gibi evet bütün o klişeleri geri bozuyor, kırıyor, tekrar temeline indiriyor filan. Fakat bir de bütün bunları yaparken de hakikaten iyi oyunculuklar ve iyi performanslar da bize göstermekten alıkoymuyor. Cecun dediği gibi koyuyor kamerayı. Bir saat izliyorsun şeyi izliyoruz mesela. Bruce Willis'in reaksiyonunu izliyoruz. Sıfır repliği var. Zenci adam konuşuyor bu tarafta. Bakıyor kameraya, dinliyor, bakıyor kameraya, dinliyor. Yani bu da aslında tamamen şey bir şey. Yine klişeyi kırıyor yani. Evet yani. Bu normalde tamamen... Bizi konuşanı gösterir sana yani kamera. Oyuncuların bu filmden sonra Tarantino bir filmde bir oyuncu istiyorsa bedava bile çalışmasına sebep olacak bir durum. Oha yaşasın Oscar alacağım falan diye. Çünkü oyunculuk izlettiriyor. Tabii evet, ki kesinlikle. Evet. Şimdi müzik konuştuk, kurgu konuştuk, hurafe konuştuk, takıntılar konuştuk. Geldik karakterlere. Karakterlerden önce söyleyeceğim tek şey biraz önce söylediğinize ek olarak sadece adını koyacağım. Diyaloglar. Tarantino'yu Tarantino yapan şeylerde hakikaten o diyaloglar. Evet gerçekten. Çok başarılı, çok böyle yani şöyle düşünmek istiyorum bunu. Şimdi biz
biraz ne de olsa Amerikan kültürüyle de büyümüş bir nesiliz. Bunun da altını çiziyor bu arada bence film. Kesinlikle. Bütün global olarak Amerikan kültürünün ne kadar etkili olduğu zaten Royal ve Cheese'de açıklanıyor. Yani. Aynen öyle. Ve buna rağmen de kendi kültürümüzde de yeri olan, bir anlamı olan muhabbetler peşindeyiz. Bu anlamda da ben internasyonel buluyorum aslında Tarantino'nun diyalog yazı stilini. Elbette çok detaya, çok böyle işte onların mesela hep şu Fonzie esprileri vardır ya Fonzie. Yani referanslar kaçabilir. Onlar kaçabilir ama genel olarak böyle aralarındaki işte oyunculuk da bağdaşan diyaloglar bence 10 numara iş. Sahneleri, karakterleri sahne bazıyla geçiyorum arkadaşlar. O yüzden Tim Roth ve Amanda Plummer'ın canlandırdığı Pumpkin ve Honey Bunny olarak bildiğimiz ilk sahneyle başlıyorum. Tim Roth'un İngiliz olduğunu burada hatırlamış oldum. Ben hep unutmuşum onu yani. I love you Pumpkin. I love you Honey Bunny. Ben bir şey demek istemiyorum bu karakter hakkında. Ne diyeyim ki? Herhalde en az derinliği olan, en az vakti ayrılan karakterler olmasına rağmen... Ben her izlediğimde ulan restoran sahibi bak hakikaten salakça değil ha falan diye düşünüyorum. Ama yani. Filmin ben sonunda... Ben böyle sevgilinin başa bela diye düşünüyorum zaten. Kadın çok dengesiz. Hiç iyi değil. Sırt manyağın birini... Point the gun at me! fakat değişiyor karakterler. Yani onlar da böyle bir hani filmin başında neydiler sonunda değişerek çıkıyorlar. Abi, bence, bütün karakterler gibi. Bütün karakterlerin şöyle bir ortak özelliği var. Hatta gerçekten bunu şu anda kafamda düşünüyorum ve tabii ki cevabını bulamıyorum. Acaba Quentin Tarantino'nun bütün filmleri bütün karakterler için geçerli mi diye düşünüyorum. Bilemedim şu an onu. Ama bu filmdeki bütün karakterler için bence şu geçerli. En yan karakter bile hep bizi şaşırtacak bir ikinci özellikle hep ortaya çıkıyor gerçekten. Yani işte atıyorum zaten mesela atıyorum John Travolta dediğin işte nedir efendim gangız şey adam kiralık katil tutulmuş bilmem ne milletin evini basıp soğukkanlı insanları öldürmekten çekinmiyor. Bu konuda gözü pek bu konuda korkusuz. İşini yapıyor adam. İşini yapıyor falan. Fakat bir yandan mesela işte kıza karşı diyelim biraz işte centilmen olmaya çalışıyor. Tabii ki patrondan çekindiği için ama hani öyle bir tarafı olduğunu görüyorsun. İşte atıyorum son sahneye doğru biraz böyle alıngan bir tip olduğunu mesela görüyoruz filan. Ya da işte ne bileyim Samuel Jackson zaten adam please demediğine bile takılıyor yani evet. Anladın mı? Samuel Jackson zaten hani gene gangster bilmem ne olmasına rağmen böyle ruhani, spiritüel tarafı var o açıdan. En son boku çıkıyor zaten. Öbür zenci olan adam işte şey bir mafya babasıyken düştüğü durum yüzünden bizim Bruce Willis ile arasında bir broluk filan olduğunu görüyoruz. Bunlar büyük karakterler. Bu küçük karakterler için bile geçerli. Mesela atıyorum Bruce Willis'in taksi şoförü kadın. O bile alelade bir taksi şoförü olabilecekken gidiyor durup dururken işte birini öldürmek nasıl bir şey filan diye buna sarıyor. Bundan bahsediyor. Bununla ilgili seyirciyi yeni bir şeyler düşündürtüyor. Yani bunca mesela bak o aslında çok iyi bir örnek şu açıdan. Bunca yıldır bir sürü aksiyon filmi izlemişsin. Ama belki de şunu uzun zamandan beri ilk defa düşünüyorsun. Yani ulan birini öldürmek nasıl bir duygu gerçekten? Yani bunu ta böyle Arnold Schwarzenegger'in çıkıp da 200 kişiyi makinalı tüfekle öldürdüğü filmlerde düşünmüyorsun. Hı hı. Daha çok insan ölmesine rağmen o filmlerde. Ama bu filmde böyle görmediğin bile bir ölüm, hatta bilmediğin bir karakterin ölümü falan olmasına rağmen durup dururken bunu düşünürken buluyorsun mesela kendini. Bunun çok ben daha yani ve akıllıca ve bu filmi etkileyici yapan birçok özelliklerinden de bir tanesi olduğunu düşünüyorum mesela. Sana katılıyorum. Tarantino benim için de bir aslında böyle zaman çizelgesi yani klasik bir filmin zaman çizelgesine baktığımızda filmin başlangıcı vardır, sonu vardır. İşte belki bir yerde bir peak yapar, point of no return sonra biter. İşte Tarantino'nun genel olarak filmlerinde ben bunu hep böyle bir filmin bir zaman çizelgesi yerine karakterlerin zaman çizelgesi olarak bakarım. Hmm. Pulp Fiction'da buna çok büyük bir örnek. Elbette her filmde bu var ama Tarantino bunu göze çok net bir şekilde sokar. Az önce senin dediğin gibi ikinci işlevlerini de yanına koyarak bir harika bir karakter seyri zevki sunar. Bütün karakterlerin, mesela Vincent Vega da bir yerde ölüyor aslında filmin timeline'ında. Evet. Ama biz A noktasından B noktasına geldiğinde görüyoruz. Yani şöyle düşünsenize kadının Mia ile olan ilişkisinden sonraki hayatı bir değil. Ertesi gün ölmüş olması bir şey değiştirmez. Hı hı. Ama değişti karakterimiz. Bir şeyler öğrendi oradan. Bu hepsi için geçerli. Senin dediğin gibi taksici için bile geçerli aslında. Bu arada gizli bir oyuncumuz var bu filmde. Fark ettiniz mi? Evet. Herkes mi? Tabii canım. Ben de böyle oldum. Hemen anlıyoruz yani sesi çok şey. Tabii lan. Bunu hatırlıyordum ben zaten. Buddy Holly rolünde kendisi. Çıt geri veriyordu. Yani, garson. O da garson. Rezervuar'da oynuyordu değil mi Steve? Tabii. Orada Harvey Keitel oynuyordu. Demek ki biraz şey. Yani kankilikten gelmiş böyle hani böyle herhangi bir cameo da değil de gene kankilito.
Tabii, ne? Tabii. Kankili Kankstar. Kankili Kankstar. Kankili Kankstar. Demiş ki Steve Buscemi, benim demiş şeyim yok. Sigortam bu öden yatmıyor. Filmde oynamam lazım demiş. Gel ben seni garson yapayım demiş. Garson evet. Rolüyle. İkinci gördüğümüz karakterler zaten en başında da işte İncil'den okuduğumuz işte ayet mi denir ona? John Travolta ve Samuel Jackson'ın yani Vincent Vega ve Jules Winfield karakterinin öyküsünü izliyoruz. Samuel Jackson as Samuel Jackson olarak izlediğimiz bir karakter. Samuel Jackson içindeki bütün zenciliği kusuyor çünkü ve bence çok iyi ya. O kadar keyifli ki John Travolta bile biraz sönük kalıyor ki bence John Travolta da çok iyi bu filmde. Bence hepsi birbirinden iyi ya. Yani o iyilik yok, konusunda yarış halindeler. Yok. Samuel Jackson'ı ben bu filmde çok ayrı tutarım. Kayırırım yani. Ben en çok o karakterin şey lafını seviyorum. Yani gene filmi bir kez daha işte nelerle dalga geçtiğini, derdini açığa çıkaran bir laf. O en sonunda tekrar işte hani baniller bunları rehin aldıklarını filan. Ben işte eze akıllı bir laf edip duruyordum ama saçmalıkla ibaretti. Sadece böyle birine silah sıkmadan önce hiç düşünmemiştim. Her söylenebilecek cool bir şey olduğunu düşünüyordum falan demesi çok hoşuma gidiyor benim. Çünkü işte gene işte bu tarz filmlerdeki o cool sahnelerin içinin boşluğunu özetleyen bir replik ve karakter falan gibi işte o süreç. Ama işte aydınlanmasını erken görüyoruz bey abimizin. Yani aslında en sonunda görüyoruz ama aslında ilk aydınlanan karakter o. Samuel Jackson aslında filmin başrolü gibi değişiyor. Yani aslında timeline olarak sonunda değil ama izlediğimiz zamandaki sonunda Samuel Jackson olgunlaşıp bitiriyor aslında hikayeyi. Peki başına mucize geliyor mu sizce? He? Başına sizce mucize geliyor abi mu? O bir mucize ama yani böyle ilahi anlamda demiyorum. Hakikaten adamın göz yani tabii şey açı oyunları da olabilir de göbeğinin olduğu yerdeki duvar delik yani ama bayağı. Ama çok kasıtlı yapılmış bir yani, o şey değil. Bir görüntü hatası falan. Yani önce çünkü böyle yani kafası çevresinde olduğunu zannedeceğiz zannediyoruz kurşunları. Ama herif çekince orada da iki tane var. Yani artık bence bu gene biraz şey. Bütün bu kafasından ruh mu çıktı nedir o adamın şeyi falan. Yani çok önemli değil. Zaten dalga geçiyor adam. Bir de ben hani orada yazarın ağzından biraz daha John, yani şey olduğunu düşünüyorum. John Travolta'yla bir konuda tartışıyorlar en son. Hani bu sadece işte çok sıra dışı manyakça bir tesadüf. Öbürü de diyor ki hayır Allah'ın işi. Biraz hani yazarın yani Quentin Tarantino'nun John Travolta'nın karakterinin ağzından söylediklerini savunduğunu düşünüyorum. Fakat bir yandan da bir sanatçı olarak adam hani yani yazar Quentin Tarantino kendini sorguluyor ve ulan Allah'ın işi diyenler de bunu zaten farklı bir şekilde yorumlamıyor. Yani her şey Allah'ın işi falan gibi güzel bir karşı görüşle kendi kendine tartıştığını düşünüyorum. Onlar çok hoş replikler bence. Roger Auer ile birlikte bu arada yazıyor. Öyle bir kendisi. Hikayesi yani hikaye o hikayeler ona da ait. Bunu da altını çizmiş olalım. Olsun. Evet bu adam da zaten birçok filmin yazarı. Beowulf yazmış. Yani ben bilmiyordum yazar olarak bunu. Rules of Attraction yazmış. Ama o Beowulf. Killing Zone yazmış. Lucky Day yazmış. Bu non for the Beowulf yazmış. Orada o ne? Hot Car. Beowulf. Bir de şey repliği güzel orada, diyaloğu daha doğrusu. Food masaj muhabbeti. Ben anneme yapıyorumla başlayan ve sonunda sen bir adama yapar mısın? Evet abi sen bir adam yapar mısın deyince John Tro şeyin ötekinin bütün şeyi çöküyor ya böyle. Ya, çok güzel yani yaparım abi. Dese hiçbir şey olmayacak. Tabii canım ne olacak ki bunda falan. Ya, çok iyi. Neyse. Yine ayak fetişi mi? Evet Bruce Willis ve Vin Grahamson yani Butch ve Butch Pulp içmiş soyadı ve Marcellus Wallace'ın olduğu aslında o şey sahneye geliyoruz. Bak yenileceksin aga olur mu? Hani Ömercan'ın da çekim olarak, oyunculuk olarak az önce övdüğü o sahneye geliyoruz. Bir patron var ortada. Çantasında işte kimi için ruh, kimisi için ulan altın parlıyor ya da işte ilgi çekici bir şey olarak çok önem taşıyan bir şeyi götürdük değil en mi? En merkezdeki karakter o aslında düşünce. Evet, hepsinin ortak özelliği. Hepsinin Marcellus. Hepsini bağlayan şey o çünkü doğru söylüyorsun yani. Ortak noktası evet. O. Ya kadınla adamı bir tek es geçiyorum ama onlar hiç kimseye bağlı değil zaten. Yani. Orada o an bulunuyorlar. Samuel Jackson'ların aynen Samuel olduğu Jackson dolaylı bağlı onlardı. Evet. Samuel Jackson'dan dolayı bağlı olmuş oluyorlar. Şu an için bence bu karakterle ilgili çok bir şey söylemeyeceğiz. Bruce Willis var bir de. İşte Bruce Willis var. Onun sahnesine geliyoruz şimdi. Hı. O zaman işte Bruce Willis var. Onun tatlı Fransız sevgilisi var.
İsmini not almamışım, özür dilerim. Fabien mi, öyle bir şey mi? Fabien. Başka bir cameo gibi bir rolde Christopher Walken'ın... Aa doğru. Oraya gireceğim. Araya gireceğim. Dur, lütfen, evet. Lütfen. Hayatımın sahnelerinden bir tanesidir. This watch. Abi Chris tam girdin, lanet olsun. Hayır, Bruce Willis önce, Bruce Willis girmedi. Bruce Willis... Kurgumuzu bozma. Ben şey yapıyorum size, araya giriyorum. Şey olarak düşünürsen, kronolojik olarak düşünürsen filmin son sahnesi Bruce Willis'in kızı motosikletini alıp gitmeleri aslında. Ve o gerçekten filmin son sahnesi olsaydı bu böyle Bruce Willis'in başına gelen bir macera gibi olabilirdi aslında. Çünkü hani en klişe bir final sahnesi. Aynen. Ki chopper baby. Bruce Willis'in diğer karakterlerine nazaran şöyle bir klişe yanı daha var. İşte o gangster falan değil. Babası ölmüş, o yüzden boksör olmuş. Tamam, hileye hurdaya karışıyor, biraz kişilere giriyor ama. Ultra klişe bir hikayesi var. Evet, hala böyle, babasının saatiyle uğraşacak kadar duygusal. O kadar klişe ki yani, bir de hani bin kere işlenmiş hikaye. Fakat Christopher Walken gelip öyle anlatsa siz de giderdiniz, onu söyleyeyim bu arada. Fakat yok abi, ben herhalde saati atardım bu milletin içine girmiş. fakat şu tabii güzel, birkaç yerde de Bruce Willis'in işte klişeleri kırılıyor. Bir tanesi bence şey, hani kızın işte saati almadığını öğrenince bir sinir krizi geçirip televizyon falan atıyor ortalığa falan. Ben mesela, yani. Evet, ben mesela filmin orasını izlerken şey diye düşünmüştüm, hatırlıyorum onu. Aa, Bruce Willis'in şimdi iyi de biri olmadığını göreceğiz, kızı dövecek falan filan. Fakat orada ardından kızı özür diliyor, hatta işte kızla empati kurduğunu belirten cümleler kurmaya başlıyor ya. Orada ben çok insani buluyorum yani, hani bir adam olarak siyah ya da beyaz değil yani, iyi ya da kötü falan değil. Hani içinden iyi niyetli bir adam, onu bildik artık. Ama siniri tepesi atınca evdeki eşyaları kırıyor yani. Domestic abuse var diye aslında polis çağırabilirsin. Ama içten içe iyi bir tip aslında. Kızdan gidip özür bile diliyor. Hatta filmin sonunda kız abuk subuk bunlar işte ölüm tehlikesi atlatırken kız hala böyle ama yaralandım mı çok korktum gibi tavırlar, burada kadınları aşağılamak için yapıyorum. Bilerek o kadını öyle klişe yapmışlar belli ki. Süper, ultra sevimli bir tip seçmişler. Adam hala şey yapmıyor orada. Sıkacağım kadın bir arkama yapmıyor da. Tamam sakin ol, işte blueberry'ler şey pancake'ini yedin mi filan böyle. Yani kadın duygusundan anlayacak narinliğe de sahip bir ayı boksör güya falan. Bu seviyelerin olması karakterde bu kadar. İşte gene hem o klişelerle oynamak. Hem de az önce dediğim gibi hiçbir karakter tek bir esprisiyle karşımıza değil yani, böyle iki farklı şeyle en az karşımıza çıkıyor. Bir başka klişe de yine aynı hikayedeki Bruce Willis'in aslında işte çok önem verdiği, gururu yüzünden aldığı kararlar neticesinde ona işte kızan patronunun gururu yüzünden adamı affetmesi aslında oluyor. Evet. Ki biz boks maçında da önce gurur yaptı zannediyoruz büyük ihtimalle. Yani çünkü gurur lafı geçiyor, saat lafı geçiyor filan. Hani sonra meğersem o da kendine bahis oynamış da bilmem ne, bir sürü para kaldırmışlar falan. Ama sonradan hakikaten gurur ya da işte iyi insan olma dürtüsü. Yani hani o tamam düşmanı işte zenci herif ama onun gözünde onun başına bile, ya düşmanımın bile başına gelmesini istemeyeceğim bir şey var. O yüzden onu gidip kurtaracağım kararını vermesi, hani gurur mu? Yani insani ama yani ben onun ne olduğunu sorgulamaktan çok işte şeyiyle ilgimi çekiyor. Aa gene işte bizim kahramanımız zaten şey bir duruma düştü, garip bir duruma düştü. Yani böyle hani oraya gittiler de atıyorum işkence de değil de böyle abuk subuk tecavüz bilmem ne, ağızlarında top falan, böyle hani küçük duruma düştü. Olabilecek bir de en hardcore şey yani bir anda, anladın mı? Aynen. Başına gelip daha ne gelsin yani başına hani. Sonra da gidip orada samuray kılıcıyla şövalye gibi aşağı iniyor yani. Samuray kılıcı. Merakına şey oldu. Çok uzakta tabii. O kuşağına saygı köşesi. Bak, orası çok güzel ama dur. O küçücük saniye bir söyleyeyim. Şey yapıyor ya böyle. Önce bir şey buluyor kafasını vuracak. Sonra beyzbol sopası buluyor. Sonra bir testere bir de çüş artık yani. Sonra en asil silah geçiyor falan. O çok güzel bir saniye. Şunu söylemezsem çatlarım. Biraz konu dışı olacak ama. Mesela Quentin Tarantino'nun bence kesinlikle en iyi filmi Pulp Fiction. Bugüne kadar yaptığı hiçbir film bundan daha iyi olmadı bence. Bunun bir sebebi de birazcık diğer birçok filminde adam birçok ilgisi ve fetişini çok uç noktalara taşırken Pulp Fiction'da her fetiş ve merakını düzenli tutmuş diye düşünüyorum. Eşit, aynen. Eşit seviyede. Yani uzak doğu dövüş sanatlarına olan merakını bu filmde o kılıçla tatmin etmişken sonra başı başına kim bildiği ikili yani film çıkarıp her yere kılıç kan bilmem ne işte karate şeyi falan koyuyor. Yani bu filmde hani o referans yeterli yani, anladın mı? Bir de kil bile gerek yok aslında. Diyorum yani denge açısından, yoksa o boktan filmdi falan diye değil yani, neyse. Efendim iki tane karakterimiz var, hatta üç tane karakterimiz var. Bir tanesi çok garip bir şekilde şeyden tabut diyelim sandıktan çıkıyor, orada uyuyormuş. O biraz... Bir tanesi dükkan sahibi olarak görüp arkadan
falan diye böyle takılan bir tip. Bir de bir polis memurumuz polis var. Polis değil o, security of güvenlik görevlisi. Var, evet, pardon. Silah var. Ve bunların böyle faşonun önde gideni olduğu her hallerinden belli. Çok da bayraklarından belli. Yani. İşte, Nigar çık oradan falan diye başlıyor zaten. Ve fakat adam tıpkı şeydeki gibi, American History X'deki gibi şeyden geri kalmıyor yani. Gayet cinsel hazlarını şey duygularının ötesine, evet, geçirmekten. Yüzlü faşistler. Yüzlü faşistler. Faşistler. Orada bir yandan da İbne düşmanısınız hem de şeysiniz. Karışık. Ama ben o adamı öldürülmeyip çükünün havaya uçurulup hayatı boyunca da acı çekerek I will go medieval demesine çok var ya. Bak şimdi düşününce mesela doğru. Inglourious Basterds'da Django'da burada şey izlerinden alıp büyük, hani böyle kesinlikle her film Pulp Fiction şey gibi böyle. Hepsini hani açılmadan önceki sonra pıt. Hani Hollywood bana aynen, bu filmi nasıl çektirir? Önce para kazanmam lazım. Buldum diye para kazanıp çok da iyi kazanmış bu arada işte. 8 milyona çekti mi zaten 3. günü kazanmıştır yani adam. Evet evet, yani gene internette okuduk o zaman 200 milyon dolara yakın gişe yapmış yani düşün. Abi yani bu Star Wars'tan şey daha iyi baktığında bu arada. Ya, piyango çıkması gibi bir şey. Star Wars 10 milyona mal olmuştu. 270 mi? 200 civarı işte. 200'e yakın bir şeydi. Ha neyse, tamam, sayıları anım bilmiyorum. Ama George Lucas olmadı Quantum. Niye? Çünkü paraları kokaine gömdü falan. Ne bileyim, uyduruyorum. Çünkü oyuncağı yok abi. Ne var ne böyle gidip de şey mi yapacaksın orada? Fetiş kıyafetli adamın oyuncakları mı olacak? Ha çünkü prodüktör olmayabilir yani, o yüzden. Okey. Christopher Walken'dan bahsetmemiz lazım artık. Oyuncaktan diyorsun. Christopher Walken oyuncağı evet, olsaydı konuşturmaz mı? Christopher Walken arkadaşlar. Bu şey çıkıyor, sağ çıkıyor. Bilen bilir. Amerika'da böyle Christopher Walken bir kere şeyden Broadway müzikallerinden Hollywood'a dahil olmuş. İyi ki de olmuş. Çok önemli aktörlerden bir tanesi. Efendim, çok iyi dans ettiğinden zaten bunu biliyorsunuzdur. Asil bir dansı vardır onun her zaman. Tabii karizma bir. Hatta ama yani Cevdet, yani biz bu adamı Broadway yıldızı kimliğiyle, kişiliğiyle, imajıyla tüketmiyoruz şimdi. Bu filmdeki şey de o değil. Christopher Walken, işte Jack Nicholson olsun, efendim ne bileyim ben, garip suratlı kim? Böyle kendiliğinden korkunç suratlı. William Dafoe olsun. Evet. Bu tarz böyle sahneye çıktı mı bir böyle bu bana bir huzursuzluk veriyor dediğin ama but, dur sözü geçeceğim. Mutlaka sinema günlüklerinde konuşma arzusunda olduğum The Deer Hunter filmini izliyorsanız, izlediyseniz orada hiç de öyle bir adam değil. Hatta ama böyle öyle tabii ki. Şey çok yaparsınız şey yani. Hakikaten dersiniz ki o adam bu adam mı? Fakat Ömercan haklı. Amerikan sinema tarihinde, hatta Saturday Night Live'da buna çok dair çok skeç izlemiştim. Adamın mesela şeyi var, bir çocuk hikayesi anlatıyor bu mesela. Bunu anlattırmışlar Christopher Walken'a. Bayağı çocuk uyusun diye öyle bir anlatıyor ki hepimiz ürküyoruz yani aslında. Böyle Psychopaths de bu film, bu adamı çok iyi kullanan filmlerden bir tanesi. Onda orada ölüm. Seven Psychopaths. Ha, Seven Psychopaths. Bu şeyin Three Billboards Ebbing Missouri'nin yönetmeninin daha eski bir filmi. Yine Sam Rockwell'de döktürüyor. Çok güzel film, öneririm. Bu yani Christopher Walken'la ilgili bu şeyi de şundan dolayı aslında söyledim. Bence bu filmde de bilerek bu rol için konduğunu düşünüyorum ben yani. Hani çok net bir şekilde. Korkut çocuğu. Evet evet, bir karaktere sen bir orijin öyküsü yaratıyorsun. O orijin öyküsü de ne genişti, klasik bir klişe efendim. Orduda savaşmış, eve hiç dönmemiş bir baban var. Onun şey arkadaşı, silah arkadaşı geliyor. Bir yadigar teslim ediyor falan. Buraya kadar her şey mükemmel, muhteşem. Rambo'dan tut herhangi bir Amerikan filmi, işte süper kahramanla yakışır muhabbetler. Ya da herhangi bir heroik hikayenin altında hep öyle bir adı olması evet, vardır. Bu var ya bu falan. Ama sonra dünyanın en muhteşem şeyi oluyor ve o yadigarın işte nasıl elimize ulaştığı ile ilgili çok daha enteresan bir öykü dinlemeye ve hani işte o klişelerin altında yatan insaniyeti bize hatırlatan da bir tarafı olan bir şey dinliyorsun. Hikaye de çok enteresan. Abi bak orada ben onu izlerken Christopher Walken'ın karakterini acıyorum, tamam mı? Sen böyle kendini her şeyden üstün gören, arkadaşı, eşi, dostu, hayatını orduya şuna buna adamış bir tipsin ve ne kadar yani ben onu öyle kişisel olarak düşünmüyorum ama filmin anlatmaya çalıştığı şey açısından küçük duruma düşecek bir pozisyonlara giriyorsun. Efendim kıçına saat saklamışsın bilmem ne. Ona üzülüyorum. Adamın o ikilemini üzülüyorum. Küçük çocuğa üzülüyorum. Tamam orada zavallı bir çocuk var 6 yaşında. Zaten babası falan ölmüş askerde bilmem ne. Bir de delinin teki karşısına geliyor. Yani küçük çocuğa söylenmeyecek şeyler söylüyor, anladın mı? Sana travma üstüne travma yaşatıyor falan. Arkadaki ben anne ne zaman müdahale edecek diye düşünüyorum annede, yani. Annede işte pasifler pasifi. Yani hani zaten babasız yetiştirdiği için herhalde mutsuz ve hayatı mahvolmuş halde. Bir de kaç sene herif kalmış? 8 sene sonra falan geliyor yani. Manyağın biri gelmiş çocuğuna böyle şeyler anlatıyor. Yani bilmiyorum bunları düşünecek
kapasitede bir kadın mı hiç öğrenmiyoruz ondan ama. Ondan sonra adam tabii ki eve döner yani. Abi çocuk gene çok iyi çıkmış Bruce yani, anladın mı? Onun üstüne manyak olabilirdi gayet. Yani çok trajik bir sahne aslında bence Christopher Walken'ın o sahnesi. Ama çok bir komik bir sahne. Çok komik bir sahne kesinlikle yani. Bence de çok komik bir sahne. Şey de yani anlatırken hep işte sen de şimdi söylerken hep şeyi düşünüyorsun. Yani bir yerde çocuğun mesela şöyle bir mimini göreceğiz. Ama görmüyoruz. Çocuk mu öyle dinliyor? Çünkü o değil yani. Komedi filmi değil o yani. Hani öyle bir daha gerçek işte falan. Evet, kesinlikle çok gerçek. Güzel. Ama gerçeğin kendisi de çok komik. Çok komik. Yani gerçeğin kendisi çok komik gibi ya. Bak evet. Bunu nasıl başarıyor? Helal olsun ya. Herif yaptığı şey gerçek falan değil. Hani bize atıyorum bu bir dokümenter olsa. Böyle saçma şey mi olur? Yani kaç adam kıçına saat sokup saklar. Bir de kayışıyla yani. Falan. Evet. Ki arkadaşlar şunu unutmayayım yani. Bu kıça saat sokma muhabbeti en böyle örnek vermekte kolay olduğumuz şey ama film bunlarla dolu yani. Atıyorum o silah sahnesi öyle. İşte iki adamın boğuşurken, güreşirken kendilerine tecavüzlü bir çift sapık manyak adamın şeyine düşmeleri öyle filan falan. Yani çok fazla böyle Amerikalıların işte freak accident dedikleri hani olmayacak dünyanın bir türlü hali var şey oluyor. Komik duruyor ama aslında o da hiç komik bir şey değil. İşte yani bu ilk Morris'i arabayla çarpıyor sonra bir kadınlar yardım ediyor. Kadın vurmuyor evet, ya evet, orada. Kesinlikle yani o rastgelelik bir de böyle kötü bir evet o rastgelelik yani hem absürt hem çok trajik yani böyle ulan kadının ne günahı var diyorum yani ben. Ben böyle. De tabii canım. Bütün filmdeki bütün saatler 4'ü 20 geçiyormuş arkadaşlar. Bu da evet. Aslında kurgunun zamanın dondu. Ne şey yazın siz yazın 4, yani. 4.20 ne biliyorsun değil mi? Neymiş? Ney? 4.20 işte ot demek. Ha öyle mi demek? Ama ben 4.20 ot demek bilmiyor musunuz? Yok hiç bilmiyordum. Can işte. Sen nereden biliyorsun? Yani legal olan ülkelerin açıklamalarından. Okay. Şaka bir yana şey o zaman zaten önceden ki, de bahsediliyor ya kafamız iyi. Amsterdam'dan. Neyse. Da. Tabii ot çok kullanıyor. Bir sonraki hikayeye geçiyorum hemen. Çünkü iki hikaye birleştirdik demin. Uma Thurman'ın Mia Wallace'ın yok yemediniz. Abi belki de ot kafası yani demek istiyor şey Tarantino bize. Yani uyuşturucu bir tema olarak var filmde de. Hani şey olarak varsa var. Millet suyunu çıkartıyor, kendine zarar yani, veriyor olarak. Bu da Pulp ögelerden bir tanesi sadece yani. Tabii tabii. Tabii silah gibi uyuşturucu. O doğru, o açıdan da var. Uma Thurman'ın sahneye geçiyoruz evet. Uma Thurman zaten şu anda da hala boşanmadılar diye biliyorum. Quentin Tarantino'nun en sonunda aldığı biliyorsunuz eşi galiba. Aa ben bilmiyordum bunu. Ben de bilmiyordum. Bilmiyor muydunuz? Hayır. Uma Thurman'la Quentin Tarantino. Tarantino. Tarantino gayet karantina. Aynen. Seni Tarantino'ya koymak lazım belli ki. Ben yaptım ama duymuyorsun. Evet, güzel. Ben duydum. Bayağı da yaratıcı oldu. İkisi zaten hani bu filmde mi tanışmışlar, bundan önce mi tanışıyorlar bunu hiç bilmiyorum ama aşık Tarantino Uma Thurman'a. Uma Thurman'ı oynamak istememiş bunda başta sonra telefonda böyle saatlerce dil döküp senaryoyu telefonda okuyup falan öyle zar zor ikna etmiş falan gibi bir şey okumuştum ben. Demek ki o zaman daha zaten Quentin Tarantino meşhur değil. Hani herhalde sevgili de değiller bilmiyorum ya da sevgilisi olduğu için mi ikna etmiş? Onun ben magazinsel şeyleri ben de biliyorum ama Pulp Fiction deyince aklımıza gelen afiş Uma Thurman'ın ta kendisi. Yani o romanların orada lollipopu ile elinde arkasında ayaklarını böyle işte sallandırdığı o pozuyla geliyor. Önemli karakterlerden bir tanesi. Burada da önce kendinden önce şeyi geliyor herkes böyle. Mia ile mi çıkacağım? Mia mı? Eyvah bittin oğlum sen falan şeklinde. Önce bir şeyi geliyor. Reputasyonu geliyor kızın. Tabii foreshadowing. Yani kız karşı konulamaz bir kız olduğunu bize anlatmaya başlıyor Tarantino. Ve sonunda hakikaten görüyoruz kız çok havalı gerçekten. Bu güzel. Sadece havalı değil aynı zamanda böyle hiç klişe bir muhabbeti yok kızın. Gerçekten o işte arabalı barda ettikleri muhabbet, diyaloglar falan 10 numara. Ve yazık zavallı John Travolta'nın devamlı kendisine sakin ol, bir çay içeceksin, bir içki içeceksin ondan sonra gideceksin. Gideceğim evine 30.000 çekeceğim. Evet, evet. Ya sen kendini kaptırmayacaksın, kalmayacaksın diye tembihlemek durumunda kaldı. Bence şöyle bir şey var, şunu da tesadüfen okudum filme biraz bakarken dışarı. Quentin Tarantino işte bu filmi yapmaya girişirken daha böyle film noir dedektif film gibi bir şey yapmaya başlayıp fikir olarak iş buralara varmış falan filan.
Pulp Fiction'da hakikaten dedektiflik öykülere içerebilecek bir tarz işte edebiyat diyelim. Çünkü kısa kısa öyküler, dandilik ayaküstü okunacak romanlara dedektiflik öykülere de sık sık davet oluyor. Bence o filmin afiş kapağı, Uma Thurman'ın hali, o küt saçlı halleri falan çok o dedektiflik filmlerindeki damsel in the, yani işte kurtarılacak kadınları anımsatan bir imajı beni çağrıştırıyor en azından. Femme fatale değil mi? Femme fatale de olabilir, damsel in distress de olabilir. İkisi farklı karakterler, biri yani aktif, biri pasif bilmem ne. Ama o klişe tipleme kadına benzeyen bir tip var ki genelde onlar şey de olur, unutmayalım. Hani böyle dedektiflik bürosuna yürür, aslında başka bir tehlikeli sevgilisi vardır, mafya babası bilmem ne filan. Bizim adam o yüzden ona karşı mesafelidir, ama o zaman aşık olur falan bilmem ne. Şimdi o klişeler bunda var ama işte gene bir kırılma yaşanıyor. Kadın bayılıyor. Evet. Ve bizim adam da atıyorum bak orada seçeneklerine kadını bırakıp gitmek, atıyorum çok kötü kalpli biri olsa kadına tecavüz etmek falan olabilir. Hani kafayı bulmuş bir kadını götüreyim falan. Olur. Ama ne yapıyor hani... Ömercan neler gördüm gibi olur. Yani sonuçta adam bir şey gangster, anladın mı? Anlıyorum. Olabilirdi yani. Ama kadını hayatını kurtarmaya çalışıyor ve çok böyle hani acemi bir şekilde, anladın mı? Yok işte o iğneyi saklayacakları zaman iyice çocuk filmine dönüşüyor. Sen yap falan gibi. Evet. Hani böyle çok... Onlar da ayrı bir kitle. O kadın çok iyi oradaki. Çok iyiydi bu deneyim ha kardeş. Evet, o işin sonunda bütün bunlar hani böyle bir işte çılgın bir üniversite akşamıymış, anladın mı? Gibi bir tepki vermesi de şey. Güzel bir tepki gerçekten, değişik. Orada 3 tane karakter var. Çok kısa geçeceğim. İşte uyuşturucu satan tip, eşi ve işte evde takılır mısın bu altınla dediği. Bir altın. Ben de bilmiyorum ki. Uyuşturucu saçıları ortamını muhteşem göstermeye çalışan. Çok ayıp. Kuantin Tarantino. Biraz ayıp ama. Benim karım da çok iyi ama bence. Her tarafına şey saplamış. O da yazıda 2 tane kadın var. %50 şansı var. İnsan böyle der mi? O da Vincent Vega'nın öküzü diyor. Vincent Vega'nın da hakikaten böyle Amsterdam'dan gelmiş olması enteresan bir şey. Hani hem baştaki diyaloğu sebebiyet veren o Royal with Cheese, hem de ot alırken bak ben Amsterdam'dan geldim ha falan gibi şey yapan bir tip. Bir şey daha diyecektim. Pardon. Buyurun. Şundan bahsetmedik. Hem o sahnedeyiz diye hem de John Travolta'yı geçtik diye. Bu arada filmin herhalde aslında en işte meta falan taraflarından bir tanesi de John Travolta'nın dans ediyor olması. Yani bu film çünkü Saturday Night Fever'dan John Travolta'nın danslarıyla falan meşhur olduğu, kendini meşhur ettiği süreçten sonra yapılmış bir film. Ve o civarda yanlış bilmiyorsam John Travolta birazcık sönmeye başlamış bir yıldız. Evet. Reese gerilerde kalmış artık bir zamanlardayız yani. 94'lüden çünkü film. Biraz yani o dans sahnesi bize kesinlikle Saturday Night Fever'ı falan anımsatıyor ve hani bu anımsatmanın ben hiçbir şey değilse bile gene Quentin Tarantino'nun işte bakın ben gönderme yapıyorumculuğunun bariz bir örneği olduğunu düşünüyorum. Doğru. Bir şey söyleyeceğim. Sana katılmakla birlikte şeyi de aslında göz alıcı buluyorum. John Travolta'nın biz seyirci olarak sen istesen dünyanın en güzel dansını edebilirsin diye bildiğimiz şeyiyle, durumuyla John Travolta'nın ben danslı olan bilmem ki ya da edeyim rolündeki o kötü figürlerini çok güzel yaptığını düşünüyorum. Yani başarısı orada. Yani çok kötü, yani çok güzel kötüyü oynamış. Kötü dansı oynamış orada. Her ikisi de. Trofiyi almışlar ama. Birinci oluyorlar ama ya. O, ben dansı anlamam. Hayatımda başka dans eden yok ki ama bir yandan. Sırayla çıkmıyor mu birileri? Ya olsun. Almışız. Zaten hepsi amatör. Dans o dans kötü bir dans. O bence o. Çok kötü bir dans. Ama orada ne var biliyor musun? Kendine güven var. Ben yapıyorum bu hareketleri var. Abi kokain var yani. Abi tabii canım kadının şöyle hareketi var yani. Yani bu iyi bir dans mı ya sence? Ben dans da anlamam arkadaşlar. Ben dans izlemem. Dans edince de kimse beni izlesin istemem. Bunlar normalde böyle millet birbirini çeviriyor falan filan twist'te. Burada böyle bunlar. tabii. Size böyle. Belki o zaman o meşhurdu bilmiyorum. Mesela bu film ne zaman geçiyor? Ama kült hareketler oldular. Çünkü çok havalı yapıldı. 94'te geçmiyor ama. İkisi de dünyanın doğru öyle olmuş. En cool iki insanı. Doğru. Bu arada ikisi de. Yapmıyorlar. O mekan böyle retro tarz takılmaya çalışan bir mekan. Bu arada cep telefonu var. 94'te bizde cep telefonu falan yoktu yani. Araba uydu telefonu vardı. Bunlar. Bunlar uydu telefonu. Uydu telefonu işte. Yok diye bir kültür var ya o zaman böyle hatta. Bizde araba telefonu değil değil mi? Başka şey, başka teknoloji. Bilmiyorum. O kadar bilmiyorum abi. Ama böyle akülü vardı ya. 90'ların öyle bir şeyi var. Hatta yok, burada cep telefonu da var diye hatırlıyorum. Filmin sonunda, son sahnesinde
Orada vardır yani. Bir tane adamı vardır. İtekliyor bunlar şeyde. Uzun saçlı bir herifi böyle tekmeliyor şey. Kız hatta Veldan Meldan diyor. Mesela o bir yapi. Yapi dedikleri böyle 90'larda Amerika'yı ele geçirmiş beyaz yakalı, kendini bir bok zanneden hafif hipster'ın atası gibi bir şey aslında. Hep de ellerinden cep telefonu, bu uydu telefonların eksik olmadığı tipleme. Onların telefonu o. Anladım. Yapilerden hep nefret edilir böyle filmler, hep öldürürler. Efendim kim son sahneye? Küçük minör bir figüran yapı burada sadece. Nerede vardı ya? İşte en son hani baniler ortalığı tehdit ederken bir tane adamı itekleyip şeyin altına sokuyor. Anladım, uzun saçlı bir herif o. O zaten o sahneye geldik biz de en son sahnede. Yani Samuel Jackson'ın işte Ömercan'ın da överek bahsettiği, kardeşim ben bunları söylüyordum ama cool shit olarak söylüyordum. Şimdi ilk defa düşündüm. Ve işte filminde zaten aslında ana fikrini söyleyip konuyu tamamlıyor. Sahnesine geldik. Ekstra bir şey söyleyecek misiniz bu sahneyle ilgili? Hemen hemen her şeyi konuştuk gibi hissediyorum ama yine de ben sorayım. Ben de öyle hissediyorum. Bilmem ki. Yani tam böyle bir asıl ana fikri var mı sizce bu filmde? Yani bence bak canım sorduğu soru manasında yok aslında. Şöyle düşünüyorum. Yani bu sorunun tam cevabı şöyle. Onu tartışıyorduk da aklıma. O yüzden tamam. Böyle bu aklımda olan bir şeydi benim. Elbette bir ana fikri, bir önermesi falan var filmin. Çünkü her filmin olur yani. Her düzgün sanat eserinin olur bir önermesi, bir fikri, bir ana fikri falan olur. Ama bu filmde bence tabii Quentin Tarantino'nun beynine girmedim ve süper de yakından takip ettiğim bir hayranı değilim. O yüzden böyle bin tane şey araştırmadım ama bence Quentin Tarantino hakikaten başka başka izlediği bir sürü filmi şunu bunu izleyip onları nasıl eleştirmesi gerektiği konusunda kendince bir vizyon edinip o vizyonu sinema diline taşımış ve o vizyonun ötesine çok bakmayı gerek görmemiş bir yönetmen diye düşünüyorum. Yani bu film diğer filmlerde de olduğu gibi anlattığı şeyi anlatış biçimiyle daha ön planda olan bir film bence. Ben de İster istemez tabii ki bir şeyler anlatıyor ve anlattığı şeyler de boş değil. Güzel şeyler yani. İşte ne bileyim yani en basitinden iyi insan kimdir, kötü insan kimdir, bu dünyada, bu hayatta hani işte gri bir sana şey yardımcı olmamı ister misin? Tabii. Bence şunu demek istiyorsun, hayat filmlerdeki gibi değildir diyor Tarantino biraz. Çok doğru, çok güzel. En büyük önermesi de olabilir, kesinlikle doğru. Ve bunu bir film anlatarak yapıyor olması... Ve bu kadar abartılı bir filmi. Gene internetten çaldığım bir yorumu sizlerle paylaşacağım. Buyurun. Arkadaşlar. Bir sene önce çıkmış bir film, Last Action Hero, tamam mı? Arnold Schwarzenegger'in hani film karakteri olarak gerçek dünyaya geldiği falan filan film. Şimdi bayılırım. Tabii, bayılırsın biliyorum. Tarz olarak tabii ki çok bambaşka filmler. Birisi koskoca Quentin Tarantino filmi. Birisi ister istemez biraz çocuk filmi dediğimiz. Ama ortak şey noktası var. Sen şimdi söyleyince canlandı kafamda. Evet, ortak noktası ikisi de işte Hollywood filmleri klişeleriyle dalga geçmeye olan yaklaşımı. Fakat çok bariz şey bir farkları var. Vizyonsal farkları var. Ne olursa olsun Pulp Fiction bunu yaparken bunu kesinlikle göze sokmuyor. Bunu sen kendin ayrıştırıyorsun. Last Action Hero zaten yani bunun daha net sinemanın içinden evet, çıkan adam ya da... Yani bu sanatsal bir tercih seçimi. Yani. Çok farklı. Yani aynı evet. Kulvarda yarışan filmler değil. Sadece hani bu açıdan baktığında, bu açıdan değerlendirdiğin zaman Quentin Tarantino ne yapmaya çalıştığına dair daha bir iyi anlıyor insan. Kesinlikle. Ve hani bunu... Sana keyifli vakit geçirtiyor ve yani bunun altını çizmiyor. Hiç göze parmak değil. Göze parmak daha sonraki şeyleri yani. Biraz daha göze parmak ya. Inglourious Basterds'da, Django'da falan yani artık daha... Katılıyorum. Aa diye gözüne sokuyor. Bir de yani... Tarantino zoomlarıyla falan iyice bokum çıkarıyor onda. Bunu da çok daha çaktırmadan yapıyor. Last Action Hero ile kıyaslayacağım. Yani oyunculuk falan kasılan bir tarafı var canım burada. Yani o bariz şey bir seçim. Yani orada mesela şeyle bile dalga geçiyor yani. Valiye it dedi. What? Valiye it diyorsun sen it şu an. İt demedim. Basit. Kötü oyuncu. Basit. Can gerçekten gitgide Can Gürzap'a falan dönüşecek. Evet ya. Evet sevgili dostlar. Eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak sorayım? Arnold Schwarzenegger valiydi. O yüzden söylemek istiyorum ben. Vaaay. Onun oyunculuğuna laf ettin diye. Hocam ama bağır kuramadık. Ben Quentin Tarantino gibi davrandım. Alt layer'dan verdim. Bak ben buradayım. Espri böyle anladın mı? Sen ne diyorsun oğlum falan diye devam ediyorum ben. Gitmiş yani. Sevgili dostlar, biz dedik ki madem böyle Quentin Tarantino'ya girdik, hani kendi seyir zevkimizi arttırmak için özlemişiz bir oturup şöyle bir Kill Bill 1 ile Kill Bill 2'yi izleyip ondan sonra gelelim haftaya burada yorumlayalım dedik. Hem de özlemişizdir. Biz şöyle de. Biraz da bir izleyelim. Tarantino konusuna da böyle bir hızlı giriş yapmış olalım. Sonrasını sonra düşünürüz. Ne dersin sevgili dostlar? Bence Kill Bill iyi bir fikir. Çünkü
diğer filmler açısından bundan aşağı yukarı sonra, bir iki film sonra herhalde ki bile, ama şey olarak böyle hani bunlardan sonra en büyük bütçeli filmi herhalde şeyin, Quentin Tarantino'nun. Tabii. İki madalyonun iki yüzü gibi yani Quentin Tarantino söz konusu olunca bence. O yüzden iyi bir seçim hocam. Teşekkür ediyoruz. Hep birlikte seçtik. Biz her şeyi hep birlikte seçiyoruz sevgili dostlar. Haftaya Kill Bill'in, ama her ikisini de tek bir film olarak konuşacağımızı tekrar hatırlatıyorum. Birbirinden bağımsız gözükse de, birbirinden farklı janradaymış gibi gözükse de, hepsi aynı janrın bir parçası olan bu iki filmi konuşacağız. Ne demek istediğimin detayına daha sonra gireceğim. Aramayın beni. Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.